herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben Araf'tayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Sude, nasıl oldun? Daha iyi misin? Evet. Doktorla konuşabildin mi? Yani bir şey söyledi mi? Sude Hanım. Hayır. Üzgünüm. Hayır. Bebeğinizi kaybettik. Bebeğinizi kaybettik. Yoksa bebeğine bir şey oldu. Hayır, o iyi. Şükürler olsun. Ben de zaten Fırat'ı aradım bizi almaya gelmesi için. Niye böyle bir şey yaptım? Ben sana ara mı dedim? Yani işte gelip bizi alsın, belki bir yardımı olur. Ah! Aa! Ah! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Hastamız nerede? Banyoda. Sude Hanım'ın dosyası. Doktor Hanım da birazdan gelir. Serumu neden çıkarttınız? Banyoya onu aslında isteyerek tabii şey yap... Aa! Hanımefendi! Sude! Sude! Sude, nereye gidiyorsun? Sude! Sude, ne yapıyorsun? Bak ayakta bile duram. İyiyim, ben eve gitmek istiyorum. Of. Pardon. Taksi çağırır mısınız? Yok yok yok. Gelirler şimdi. Geldi Fırat. Sude, iyi misin? İyiyim. İyiyim ben. Yani biz iyiyiz. Biraz kanamam oldu.
Ama yani dinlenirsem geçecekmiş. Fırat eve gitmek istiyorum. Tabii, götüreyim ben seni. Anneanne hastanedeyiz. Bebeğe bir şey olmadı değil mi? Yok, ikisi de iyiymiş anneanne. Oh, oh çok şükür. Orada mı kalıyorsunuz? Yok, eve dönüyoruz anneanne. İyi misin? İyiyim. İla yüzünden mi oldu? Hayır, iyiyim dedim ya, bir şey yok. Ben yaparım. Tamamdır anneanne, sen merak etme. Bu arada Dila'dan bir haber var mı? Dila? Dila şimdi geldi. Çok iyi. Söyle sakın evden kıpırdamasın. Dila eve dönmüş. Neredeymiş? Gidince anlayacağız. Söyleyecekti. İsim veremezdim. Vermedim de zaten. Cezasını verdim. Artık söyleyemezsin. Kiminle konuşuyorsun sen? Ben arkadaşımla konuşuyorum telefonda. Neredeydin Müseher kızım, ha? Sana ne ya? Sana ne? Neyin peşindesin sen? Annem değilsin, bir şeyim değilsin. Yıllar sonra buraya gelip bir de bana hesap mı soruyorsun? Çık dışarı. Çık. Abin yolda geliyor. O gelene kadar odandan çıkma. Satürasyon gitgide düşüyor. Ameliyathaneyi hazırlayalım hemen. Beyefendi lütfen siz dışarı alalım. Lütfen. Durumu nasıl? Yakın mısınız? Oğlumun bakıcısı. Hayati riski yüksek. Acil ameliyat alıyoruz. Sizi bilgilendireceğiz. Ne olacak oğlum? Ne olacak? Şşş.
Beni bir daha ararsan, bir daha karşıma çıkacak olursan polise giderim demedim mi? Hala niye arıyorsun beni? Sinan, ben o yüzden değil gerçekten. Ben bugün okula gittim. Seni belki uzaktan görürüm diye. Ama yanına gelmeyecektim. Gerçekten uzaktan görecektim. Bana bir kaza olduğunu söylediler. Umut'un bakıcısının. Ben onu merak etmiştim. Ameliyat alındı. Ölmedi mi? Ben şey çok büyük bir kaza dediler de sandım ki. Cevabını aldın işte. Beni bir daha arama. Karşıma da çıkma. Ölmemiş. 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 Ya söylerse? Ya söylerse? Belki ameliyattan sağ çıkamaz. Ya çıkarsa? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Fırat. Ah, çok merak ettik seni kızım. Geçmiş olsun. Mehveş, odasına çıkarır mısın kızımızı? Anneanne, Dila nerede? Dila odasında. Hiç iyi değil oğlum. Hiç iyi değil Dila. Efendim canım. Oh tabii ya. Aldın güneşini. Keyiflisin, mutlusun. Arkadaşını da hemen unuttun değil mi? Neredesin? Nişantaşı'nda mısın? Hayır, konaktayız. Çıkamadık. Nasıl çıkamadık anlamadım. Ben seni arayayım canım. Tamam, olur. 150. Nasılsın? Hadi gel, eve girelim. Dila, korkma Dila, korkma. Annem burada değil. Bir şey yapamaz sana. Hadi gel. Gel. Ben seni korurum kardeşim. Gel. Gel kardeşim. Abin senin her zaman yanında, bunu biliyorsun değil mi? Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam. Bırakmazsın değil mi? Asla. Gel bakalım şimdi. Abi ben
suçun değil bir tane. Neden kimse beni sevmiyor o zaman? Olur mu öyle şey? Gel buraya. Ben seni çok seviyorum. Abin seni çok seviyor bir tanem. Bak. Seninle bir anlaşma yapacağız. Yarın doktora gideceğiz. O ne söylüyorsa onu yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız ve bunu da atlatacağız birlikte. Bana ihtiyacın var mı? Aa, bugün hastanede rapor vermişlerdi. Sen çantana koydun. Bir bakalım mı ilaç falan? İlaç falan yok. Çık dışarı. Yalnız bırak beni. Güneş. Güneş, hayır. Hayır, gel. Gel bakalım. Otur bir. Şimdi gidemeyeceğiz. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Bir süre daha burada kalalım, olur mu? Bak, Dila pek iyi durumda değil. Onu yalnız bırakmayalım. Teşekkür ederim. Sana masal okuyayım mı? Tamam. Hadi gel, pijamalarını giy. Hadi. Bebeğinizi kaybettik. Thank you.
kaybettik. Sude. Ay. Ne oldu? Ay. Ben Dila'yı mı diye merak etmiştim, o yüzden geldim. İyi olacak. İyi olacak. İyi geceler. İyi geceler. Seni kreşe bıraktıktan sonra nereye gidiyorum biliyor musun? Fulya ablana gelinlik bakacağız. Sen gelemezsin, okulun var. Ama istersen sonra birlikte uğrarız. Tamam. Al bakalım çantanı da. Aa, unutmadan gideyim. Fulya ablana bolerumu götüreceğim. Sen beni bekle, geliyorum ben onu alıp, tamam mı? Bolero'nun ne olduğunu mu merak ediyorsun? Akşamları ya da böyle üşüdüğümüzde üzerimize aldığımız bir şey. O akşam belki serin olur diye Fulya ablan istemişti. Sen bekle, geliyorum. Elif. Fırat. Fırat. Elif. Elif bak. Sakın bana dokunma. Tamam Elif bak. Bırak beni. Tamam, geldiğinden haberim bile yok. Bana açıklama yapma. Umurumda değil. İğreniyorum ikinizden de. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun ya? Fırat, biraz sakin olur musun lütfen? Bak, ben bebeğimizi kaybedeceğiz diye çok korktum. Kendimi çok yalnız hissettim. Sana ihtiyacım vardı. Fırat, bizim bebeğimiz. Sude, hazırlanmam lazım. Çıkar mısın? Fırat. Lütfen. Sude. Böyle bir şeyin tekrarı sakın olmasın. Tamam. Şimdi izin verir misin? Lütfen.
Günaydın. Ne yapıyorsun burada? Tamam, beni ilgilendirmez. Sen dün yaşananlar için bana hala kızgın mısın? Sude, kusura bakma ya. Sinirlerim bozuktu, biraz gereksiz yükseldim. Ama iyiyim şimdi. Abimle doktora gideceğiz. İşte ilaçlar falan. İstediğin kadar doktora git. Tonlarca ilaç al. Asla iyileşemeyeceksin Dila, asla. Ne oluyor Sude ya? Allah Allah. Tamam, yani bir iki itiştik falan öyle ama arkadaşız, olur böyle şeyler. Biz senin arkadaş falan değiliz. Hiçbir zaman olmadık, olmayacağız da. Seni asla affetmeyeceğim Dila, asla. Umarım bu defa işe yarar. Hayırdır? Şey, sabah muhabbetleri işte, günaydın falan. Gidiyoruz değil mi? Aşağıda bekliyorum. Fırat Bey, biraz konuşabilir miyiz? Tabii doktor bey, geliyorum hemen. Dila Hanım bir süredir ilaçlarını kullanmadığını söyledi. Maalesef biz de fark edemedik doktor bey. Ne olursa olsun bir şekilde zaten sizden gizleyecekti. Önemli olan bundan sonra önümüze bakmak. İki tane seçeneğimiz var. Bunlardan birincisi Dila Hanım'ı kliniğe yatırmak. İkinci seçenek ise artık kontrolü elinize almanız gerekiyor. Yani peki sizin bize öneriniz hangisi? Eğer ki ilaçların düzenli almasını sağlarsanız, bunca yıllık tecrübeme dayanaraktan söyleyebilirim ki sizin yanınızda olması çok daha iyi olacaktır. Tamam. Tamam, ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu arada Fırat Bey, görece olaraktan kendini daha özgür hissetmesi gerekiyor. Kontrol sizde olsun ama onu lütfen kısıtlamayın. Arkadaşlarıyla buluşsun, sosyalleşsin, eğlensin. Bu ona iyi gelecek. Tamam. Elif, nasıl olmuşsun? Fulya. Çok güzel görünüyorsun. Değil mi? Alper sana bayılacak. Yeniden aşık olacak. Ama sanki sırtı biraz açık gibi geldi. Ha? Dünyanın görüp görebileceği en güzel gelin olmuşsun. Çok güzelsin. Elif, sen böyleyken benim hiç içime sinmiyor ya. Başka zaman yapalım mı canım? Hadi. Hayır, hayır. Özür dilerim. Bakıyorum hemen. Bence sırtı gayet iyi ama ufak bir tadilat yaptırabiliriz istersen. Tamam. O zaman tamam değil mi? Harikasın. Hı. İyi. O zaman gelinlik tamam. Şimdi sıra sende. Söyle bakalım. Dilay'la ne zaman konuşacaksın? Dila şu an iyi durumda değil. Biraz daha beklemek zorundayım. Nihan Hanım gelemedi herhalde. Siz? İşi çıktı. Ben bakıcısıyım. Buyurun, sizi oyun alanına götüreyim.
Dila, iyi misin? İyiyim. Sabah ilacımı aldım ya, daha iyiyim. Gel ben seni eve bırakayım. Abi, ben aslında biraz yürüyüp hava almak istiyordum. Tamam, birlikte yürüyelim. Ben yalnız kalsam olur mu biraz? Belki alışveriş falan yaparım. Olur tabii. Ama eve gecikme oldu mu? Bir de seni aradığımızda ulaşalım. Telefonun açık olsun. Teşekkür ederim abiciğim. İyi ki varsın. Canım benim. O evde kaldığını düşündüğüm her an ömrümden ömür gidiyor. O sarı çıyanla aynı evde kaldığınızı düşünmek gerçekten delirtiyor beni Elif. Canım iyi değilsin sen ya. Keşke çağırmasaydım seni. Fulya gerçekten çok özür dilerim. Yani böyle bir gününü mahvetmek istemezdim. Ama ben sabah onları öyle görünce... Kimi öyle görünce anlamadım. Sabah sana Bolero'yu getirmek için yatak odasına girdim. Fırat yoktur sandım ama yatıyordu orada. Yalnız değil. Yanında o da vardı. Sude mi vardı yanında? Elif, bu kadar fazla değil mi sence de ya? Sen hala o evde yaşıyorsun. Ama onlar sanki sen yokmuşsun gibi davranıyor. O sarı çıyan gözünün içine baka baka yerini almaya çalışıyor. Odanı almaya çalışıyor, yatağını almaya çalışıyor. Ve bunu bilerek yapıyor Elif. Lütfen daha fazla orada kalma, ne olur. Bu eziyeti kendine daha fazla çektirme, lütfen. Dayanamıyorum Fulya. Ama başka çarem de yok. Dila güneşi vermeye ikna olana kadar orada kalmak zorundayım. Bakar mısınız? Tabii ki. Gel Fulya. Gel 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 gel. Biz gelinliğin sırtıyla ilgili ufak tadilatlar istiyoruz. Efendim. Buyurun, ben Sude Yıldırım. Nihayet. Dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum. Neden? Yoksa... Dün apar topar hastaneden çıkıp gitmişsiniz. Yaptığınız düşükten sonra tedavinizi tamamlamamız gerekiyor. En kısa sürede hastaneye uğramalısınız. Tabii tabii. Ben gayet iyiyim, teşekkür ederim. İlaçlarımı da alıyorum. Teşekkür ediyorum size ilginiz için. İyi günler. Ne dediler? Kontrol etmek için iyi misiniz diye. Her şey yolunda. Şükürler olsun. Ben
Bir şeyler hazırlamıştım. Sıcak çorba. İçer misin? Merhaba. Merhaba. Durumu nasıl? Hala yoğun bakımda, kendine gelemedi henüz. Görebiliyor musunuz? Maalesef. Peki çiçeği verebilir miyiz? Maalesef onu da alamıyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Henüz uyanmamış. Ne yazık ki bugün göremeyeceğiz. Yarın yine geliriz, olur mu? Bak ne diyeceğim, bugün işim yok, sinemaya gidelim mi? Filmi sen seçersin, olur mu? Canım, görüşürüz. Canım. Elif, Güneş'te alıp gidelim mi canım? Hı? Yapma Fulya. Saniye teyzede kalırsınız. Kim kimse bilmiyor orayı zaten ya. Sonra da başımızın çamasına bakarız. Güzelim, hadi sen eve git, geliyorum ben. Güneş'e aynı şeyleri bir daha yaşatamam Fulya. O yüzden biraz sabredeceğim. Ben sana haber veririm, tamam mı? Peki. Elif. Elif, bir dakika bekler misin? Sude ile aranızda ne oldu, ne yaptınız beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Bana hiçbir şey anlatma. Bak, bir dakikanı istiyorum senden. Konuşacak hiçbir şey yok. Elif önemli. Bir dakika sadece, lütfen. Dinliyorum. Geçen gün ben senin yanına eve geldiğimde... bana kamptaki fotoğraflarımızı gösterip sormuştun ya sen hala o adam mısın diye. Ben hala o adamım. Sen yanında olmayınca uykusu kaçan... seni görünce eli ayağı titreyen hala sana o kadar aşık adamım. Bak tamam, ben çok büyük bir hata ettim. Bunu asla reddetmiyorum zaten. Ama kendimi kaybetmiştim. Kendimde değildim. Elif lütfen, ben hala o adamım. Bana niye anlatıyorsun bunları ya? Çünkü hala hayata tutunmak için elimde bir sebep var mı, öğrenmek istiyorum. Bir tanem. İkinci bir şans var mı bizim için? Birincisi, bana bir tanem deme. İkincisi, hiçbir şansımız yok çünkü biz diye bir şey yok. Senin bir bebeğin olacak. Baba olacaksın. Tek düşünmen gereken şey bu. Büyütüyorduk annemiz. Şöyle. Hayatım, sen hala tuşlu telefon kullanıyorsun galiba. Bak böyle 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 büyüteceksin. Bakayım ellerin kalın mı, parmaklar. Yani çağın gerisinde kalmamak gerekir tabii. Yap bakayım. Şunun güzelliğine bak. Ay Fulya, melekler gibi olmuş güzel kızım benim. Rabbim nazardan saklasın ya seni. Hiç beğenmedim. Abartılı. Nasıl abartılı? Elif'le en şık, en sade olanı tercih etmeye çalıştık. Zaten bütün gelinlikler abartılı hayatım. Gereksiz. Bak bir kadın hangi kıyafetinin içinde rahat ediyorsa öyle giyinmeli. Eminim biz böyle Fulyacığımla girelim gardırobuna. Onun seçtiği en güzel kıyafet bundan daha iyidir. Hah, oldu olacak, kotla gitsin düğününe.
Tabii şekerim, o da olur. Yok o kadar değil anne. Hayır, yok o kadar değil. Ah şimdi bana neler hatırlattınız. Düğünümüzde Eşref'cim böyle bir şort ve tişört giymişti. Ben basit şile bezi bir elbise giymiştim. Ne kadar mutluyduk. İşte hayatı minimalize yaşamak gerekir. Mini ne? Ay ben dayanamayacağım artık. Ay kızlar, acaba diyorum kınadan mı bahsetsek? Evet yapsak... anneciğim, kınayı diyorum. Burada yapalım tabii, güzelce. Burada yaparız gibi. Tabii kızım. Evet. Tabii. İşte gereksiz bir adet daha. Yani ay vallahi içime fenalık geliyor. Esas benim içime fenalıklar geldi. Kına da mı yapmayalım? Hayır hayır, yapalım anneciğim, çok güzel olur hatta. Tabii burada ki. Da. Sakin olun hanımlar, sakin olun. Her şey istediğiniz gibi olacak. Zaten Eşref'cim de Alper'cim de hiçbir şeye itiraz etmiyorlar. E ben de etmeyeyim bari, değil mi? Aha, unutuyordum. Eşref'cim beni bekler. Ne özlemiş beni, Hint yemeklerimi, beni. Ah dedi ki, hiç geç kalmadan erken gel. Hadi size iyi günler şekerler, görüşmek üzere. Ben geçirim. Hay Allah. Ay tövbeler olsun, ben bu kadını boğmadan şu iş bir bitse. Gülümser, ha. Bu nikahında günlük elbise mi giymiş gerçekten? Ha saniye, günlük elbise giymiş. Vay be. İyi misin? İyiyim. Aa, gözlerime inanamıyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Dertleşiyor musunuz yoksa? Sude, nasıl gidiyor hamilelik işleri? Bak bir şey soracaksan sorabilirsin bana. Çocuk nasıl doğar falan her şeyi anlatırım. Elif de çocuk doğuramıyor ama... başkasının çocuklarına annelik yapmakta büyük ustadır kendisi. Onu da ona sorarsın. Dila. Ne var ya? Konuşuyoruz şurada güzel güzel. Sude'cim, canım sen niye böylesin? Boşanıyorlar biliyorsun değil mi? Ne zamandı? 2 gün sonra mıydı? Senin şu an zil takıp oynaman lazım. İstersen bir gece beraber çıkıp kutlarız bunu, ne dersin? Boşanacak mısın gerçekten? Evet. Gidecek misin bu evden peki? Sana bir şey sordum Elif. Bu evden gidecek misin? Ne bakıyorsun? Sen istediğin yere gidebilirsin. Güneş burada bizimle kalacak. Bana bir söz verdin. Sözünü tut Dila. Bırak Güneş'i gidelim. Bana nasıl bakıyor görüyor musun? Sen de öyle. Öfkeyle bakıyorsunuz bana. Hepiniz bana öfkeyle bakıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musun Elif? Hiçbiriniz beni sevmiyorsunuz demek. Ben bu hayatta yapayalnızım. Sadece kızım var. Güneş'i biraz olsun sevdiğine inansam, ona iyi bir anne olacağına inansaydım çoktan gitmiştim. O yüzden sözünü tut. Güneş'i bırak. Seni, onu, bir başkasını değiştiremem belki ama Güneş'in beni sevmesini sağlayacağım Elif. Güneş'i ona ver Dila. Sana ne ya? Sen karışma Sude. Güneş'i ona ver dedim, yoksa bu kadın bu evden gitmeyecek. Sana karışma dedim Sude. Yalan mı? Ha? Güneş de Güneş, Güneş de Güneş. Boşansanız bile bu evden gitmeyeceksin. Sürekli Fırat'la aramda kalacaksın değil mi? Ben sizin aranızda değilim. Anladın mı? Güneş'i ona ver. Bu kadın da bu evden defolup gitsin. Vermezsem ne olacak? Hı? Hamilesin diye sana dokunamaz mıyım sanıyorsun? Ya yeter! Ona vereceksin anladın mı? Kızı ona vereceksin! Yeter! Anladın mı? Yeter artık! Ne istiyorsun benden ya? He? Sen ne istiyorsun benden? İkiniz de hayatımı mahvettiniz ya! Rahat bırakın beni! Ne bu rezalet? Ne oluyor burada? Biz sadece konuşuyorduk. Odana git kızım. Ya sen de.
Güneş'i sana vermeyeceğim. Dila! Elif, ne oluyor burada? Ailenizi bir arada tutmak istediniz. Güneş'i bu yüzden ikna ettiniz. Alın işte. Beğendiniz mi yaptığınızı? Ona sarılmak istiyorum ama hala bana çok kızgın. Ama bu senin neyin mi? Konuşabilir miyiz biraz? Tabii. Dila Güneş'i bırakmayacağını söylüyor. İkna edemiyorum ben onu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bu Alman belası eve sıkışıp kaldım. İkna et kardeşini. Bıraksın Güneş'i, biz gidelim. Tamam, sen merak etme. Ben konuşacağım kardeşim. Teşekkür ederim. Hala yaşıyorsun. Beni hatırladın mı? Dila ben. Ya da pardon, Elif mi demeliydim? Seni uyarmıştım. Şimdi bu yaptığımı bir iyilik olarak düşün. Acılarından kurtulacaksın. Ne yapıyorsunuz burada? O kadar ilaç içmen doğru mu? Doktorun verdiği vitaminler, başka bir şey değil. Yemeğe başla, geliyorum ben de. Beni niye arayıp duruyorsunuz? Sude Hanım, doktor hanım mutlaka size ulaşmamı söyledi. Acil müdahale edilmesi bitti. Gereken... Bitti. Anladınız mı beni? İstemiyorum artık, bitti. Bir daha beni aramayın. Ne bitti Sude? Gereksiz tahlil yapmaya çalışıyorlar. Bebek iyi mi? Be-
Bebeğe bir şey olsun çok isterdin değil mi? Hoşuna giderdi. Saçmalama Sude. İtiraf et. Bebeğe bir şey olsun, Fırat sana kalsın çok istiyorsun. Düşünsene. Bebek yok. Fırat beni kapı dışarı etmiş. Siz yine diz dize, dudak dudağa eskisi gibi için gidiyor değil mi? Ama böyle bir şey olmayacak. Bebek de ben de gayet iyiyiz. Sen de öyle ya da böyle bir konaktan gideceksin. Aa, Sude sen neden ayaktasın? Aa, Elifciğim, ben güneşe portakal suyu sıkmıştım. Sana da bir şeyler hazırlamamı ister misin? Sağ olun Mehveş Hanım. Mehveş Hanım. Hastanede ne oldu? Nasıl ne oldu? Doktor bebeğin iyi olduğunu söylediğinde siz de orada mıydınız? Yok, beni dışarı çıkarttılar. Yani ben hiçbir şey duymadım. Ama bebek iyiymiş. Sude öyle söyledi. Tabii. Bitti mi güzelim? Hadi kreşe. Günaydın. Ben Dila'ya baktım. Odasında yoktu. Aşağıda mı? Bilmiyorum. Güneş'i kreşe götürmesi için baktığımda yoktu. Allah, ne yapıyor bu kız yine ya? Hadi gel çantanı alalım. Efendim Ali. Bekle beni, geliyorum. Ali. Sağ ol kardeşim, her şey tamam gözüküyor. Teşekkür ederim. Yarın mahkemeden önce getiririm, imzalarsın. Yarın da değil mi? Evet. Kararınızda bir değişiklik yok değil mi Fırat? Yok kardeşim. Teşekkürler. Yarın duruşmada görüşürüz. Görüşürüz Fırat. Ya Güneş'i okula bırakayım. Bilmiyorum güzelim. Hadi okula. Anne, memur bey ne oluyor? Hayırdır? Dila Ayas hakkında yakalama kararı var Fırat Bey. Nasıl ya?
İçeride olduğunu biliyoruz Fırat Bey. Hadi arkadaşlar. Memur Bey, bana biraz zaman verin, ben kardeşimle konuşup getireyim, oldu mu? Lütfen. Tamam, bekliyorum. Teşekkürler. Sen de git kızım Fırat'la lütfen. İyi misiniz? Dilah. Dilah. Dilacığım, ne arıyorsun bir tanem? Dilah. 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 Abi. Hani duvarda bir yer vardı, biz çıkabiliyorduk. Nerede orası? Nerede? Dilah. Hatırladım mı anne, sen taşları kaldırmıştın. Annemden kaçıyorduk. Nerede orası? Dilah, Dilah lütfen bak. Buradan çıkış yok artık. Lütfen bir tane. Meveş, merdivenler vardı. Depoda mı onlar? Ne olur getirsene merdivenleri bana, merdivenleri getir. Ya, abi. Ya. Abi beni onlara vermeyeceksin değil mi? Yapma bunu. Beni bırakmayacaksın değil mi? Yalancı! Yalancı! Hepiniz yalancısınız, hiçbiriniz sevmiyorsunuz beni. Dilah. Dilah lütfen. Yaklaşma. Tamam. Bak ver şunu bana lütfen, olur mu? Hapse gireceğime ölürüm daha iyi. Sen hapse falan girmeyeceksin lütfen. Sadece tedavi olacaksın. Lütfen ben kardeşimle konuşacağım. Lütfen bir tanem bırak şunu, tedavi olacaksın. İkisi de aynı şey benim için. Lütfen bir tanem. İstemiyorum. Güneş. 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 Çok seviyorum hem de çok. Duydunuz mu? Kızım beni seviyor. Lütfen. Seviyormuş.
Güneş, hadi sen odana git güzelim. Serpuş. İyi geceler bir tane. Fırat. Ne oldu, her şey yolunda mı? Doktor psikolojik durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Raporları sundu. Savcı bir değerlendirme yapacakmış. Bir iki güne kadar da bir kliniğe sevk edeceklermiş. Mahkeme gününe kadar orada kalacakmış Dila. Anneanne ben... Kendini suçlama oğlum. Yapamadım. Yapamadım. Toparlayamadım. Kaldır başını. Sen doğacak çocuğunu düşün. Anneannem iyi misin? Yok, bir şeyim yok Meryem. Fırat, ben çok üzgünüm. Dila asla oradan çıkamayacak. Güneş sana kaldı. Onu al ve bir an önce buradan git. Böyle bir durumda bile gerçekten kendini mi düşünüyorsun? Bana bak. Dila'yı bahane edip boşanmaktan vazgeçeyim deme sakın. Üzüldüğünü biliyorum. Ben de üzgünüm. Ama bunun daha önceden olması gerekiyordu Fırat. Böyle olmak zorunda değildi. Ben yapabilirdim biliyor musun Elif? Herkesi, her şeyi düzeltebilirdim. Annemi, babamı, Dila'yı. Her şeyden önemlisi seni. Yapabilirdim. Her şeyi batırdım. Yapamadım. Şimdi düşünme bunları. Evet, bir şeyler eksik kalacak. Senin için de, benim için de. Ama hayat devam ediyor. Anneannen haklı. Bir bebeğin olacak. Senin bir parçan. Hayata yeniden başlayacaksın. Eksik bir parçanı tamamlayacak.
Dila, ne olursa olsun Güneş'in annesi. Senin de kardeşin, eğer dilersen boşanmayı erteleyebiliriz. Böyle bir şey olmayacak Elif. Ben ne sana ne de Güneş'e böyle bir şey yapamam. Ben yarın orada olacağım. Gereken neyse yapacağım. Sen de istediğin zaman nereyi istersen Güneş'i de alıp gidersin. O zaman biz bu akşam Güneş'le Nişantaşı'na gidiyoruz. Sen nasıl istersin. Merhaba, ben Sude Yıldırım. Bugün için randevu alacaktım. Harika, orada olacağım. Teşekkürler. Bitirdin mi kahvaltını? Afiyet olsun. Biz Fırat'la bugün boşanacağız. Ama üzülecek bir şey yok. Sadece evliliğimiz bitecek. Tamam, hayatımızda pek çok şey de değişecek ama değişmeyecek olan tek şey sana olan sevgimiz. Hem sık sık görüşeceksiniz. O gelecek, biz gideceğiz. Söz veriyorum sana. İşte o olmaz. Seni Fulya ablanlara bırakacağım. Akşam kına var. Fulya ablanın sana çok ihtiyacı olacaktır. Bence ona yardımcı olursun. Olur mu? Tamam. Hadi üstünü giy.
deyince aklıma bu. Aferin sana. Hadi. Yalnız biz Fırat'la şöyle otururuz. Onu tabağını oraya al. Fırat'ın sevdiği omletten de yaptın mı? Sude, Fırat benim elime doğdu. Neyi sevip sevmediğini çok iyi bilirim ben. Günaydın anneanne. Buyur. Anneanne, ben çıkıyorum. Çok iyi görünüyorsun. Bir şey yemeden mi gideceksin? Yemeyeceğim Sude. Oğlum illa bugün olması lazım mıydı bunun? Bugün olması lazımdı anneanne. Melaş, görüşürüz. Afiyet olsun size. Yaz evi mi, düğün evi mi belli değil. Herkes kendi aleminde. Allah'ım bize yardım et ya Rabbim. Amin. Amin. Ay. Ay aşk olsun ama ya. Ne bu haliniz böyle? Vallahi sizi bir gören olsa da evden cenaze çıkmış zannedecek. Ey Allah korusun. Allah korusun. Ay hadi biraz canlanın, canlanın. Hadi bir kendinize gelin ya. Gülün birazcık. Ne yapayım Saniye teyze? Elif orada ayrılırken benim hiç içime sinmiyor. Vallahi Elif bu düğün yapılacak, o kına olacak demese hiç bu işlere girmezdim. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ben bakarım. Kız dünürün geliyor değil mi? Telefonu açıp bas bas bağırsın var gelmedi ama ne yapayım? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ha. Oo hanımlar, gel. Kolay gelsin. Gel bakalım. Siparişlerinizi getirdim. Hah, iyi yaptın. Anneciğim, ha? Hayatım. Hepsini aldın değil mi taslama? Evet evet, listede ne varsa eksiksiz hepsini aldım. Vallahi yoruldum, ne kadar zormuş ya. Kolay değil, kızımı alıyorsun oğlum. Yani. Zormuş. Annem gelecekti yardım. Yok. Ne zahmet canım. Biz her şeyi hallediyoruz, gerek yok. Tamam, peki. Ben o zaman babamın yanına gidiyorum çünkü sabahtan beri arayıp duruyor. Akşam konuşuruz. Tamam oğlum. Bir şey lazım olursa ararsınız. Tamam, hadi gidelim. Kolay gelsin. Hadi bay bay. Daha ben seni götürürüm. Sanki gelse çok anlayacak bunları yapmaktan. Canım konuşuruz. Tamam canım. Elif birazdan güneşi getirecek zaten. Tamam. Daha iyi misin sen? Değilim Alper ya. Nasıl iyi olayım? Orada arkadaşım neyle uğraşıyor? Bana da gelme dedi. İyi değilim yani. Hayatım, Elif düğünden önce seni üzmek istememiştir. Böyle üzülmüyor muyum sanki Alper? Tamam ama merak etme. Elif güçlü kadındır. Biliyorsun sen de. Biliyorum. Değil mi? O zaman gülümsüyoruz. Tamam. Seni seviyorum. Konuşuruz. Bu bende kalacak. Bunu da herhalde Elif'e vereceksin. Duruşmadan sonra. Ali, bu duruşmada ne olur? Ya bu anlaşmalı bir boşanma olduğu için tek celsede biter. Vay be. Yani bir iki saat içinde boşanmış olacağız, öyle mi? Büyük ihtimalle.
Beni çağırtmışsın. Ha, evet. Fırat'ın odasında birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Neden? Neden mi? Bu odada kalmam sence de saçma olmayacak mı? Hı? Yeni bir yatak istiyorum. Eskisi o tatsız onlarla beraber gitmeli. Sude, eğer farkındaysan onlar daha boşanmadı. Boşanacaklar. Değil mi? Neyse, sen kulağını bana ver. Oradaki bütün eşyaları çıkart. Hatta ben iç mimarlık ofisiyle de görüştüm. Böyle modern, minimalist şeyler de sipariş ettim. Sen eşyaları toplamaya başla istersen. Kusura bakma ama Fırat'a sormadan hiçbir şey yapamam. Sana da aynısını tavsiye ederim. Damarıma basmaya devam edersen sen de o eski eşyalar gibi gidersin. Böyle olmasını hiç istemezdim gerçekten. Birbiriniz için o kadar mücadele ettiniz ki. Böyle olması gerekiyordu Zerrin Hanım. Bazen öyle olur. Sadece sevgi etmez. Her şey dilediğiniz gibi olsun Elif Hanım. Güneş'e selamımı iletin, olur mu? Söylerim. Görüşürüz. Şirketimin %5 hissesi Güneş 18 yaşına gelene kadar senin kontrolün altında olacak. Fırat, ben bunu... Elif, lütfen. Ben onun dayısıyım. Onun için. Bitti mi şimdi? Bitti. Thank you.
Güneş için görüşürüz ama, değil mi? Ne zaman istersin? Hoşça kal. Evet Sude Hanım. Henüz geç kalmış sayılmayız. Ufak bir operasyonda rahminizi temizleyeceğiz. Belli aralıklarla da kontrole geleceksiniz. Tabii ilaç kürüyle de devam edeceğiz. Peki hamile kalabilir miyim? Elbette. Ama en erken birkaç ay sonra. Dilerseniz bir gün eşinizle birlikte gelin. Ben bebeğimizi kaybettiğimizi söylemedim ona. Biz bu bebeği çok istiyorduk. Günlerdir size de böyle tuhaf davrandığım için özür dilerim. Ne olur kusura bakmayın. Estağfurullah. Ama söyleyeceğim, geliriz. Tekrar hamile kalacağım. Çok mutlu olacağız. Boşanmışlardır, bitmiştir değil mi? Ya vallahi anneanne, ben o Elif'e hiç güvenmiyorum. Yani boşanmamak için kesin bir şey çıkartmıştır. Fırat? Aa, ne oldu? Nasıl geçti? Bitti. Boşandık. Hayırlısı olsun oğlum. Benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Yukarı çıkıyorum. Aa, tabii tabii. İstediğin gibi. Keyfine bak. Ben ne yapayım şimdi? İçecek bir şey götüreyim mi? Ne yapayım? Hiç anlamıyorsun değil mi kızım? Onlar boşansalar da birbirlerini hep sevecekler. Daha fazlası için heveslenmesen senin için iyi olur. Hanımcığım, zorlamasanız mı? Hı? Ne demode adetler bunlar böyle. Hayır, neden ağlasın? Yani Fulya'cığım sevdiği bir erkekle evleniyor. E
etrafınıza baksanıza, mutsuz evliliklerle dolu. Ha sonra da boşanıyorlar canım. Sizin gibi mi Mine Hanım? Ay ağladı. Şimdi yakın kınanızı. Sen de nişanlandığında aynı şeyleri yaşayacaksın böyle. Of. Çok heyecanlısın değil mi? Sorma baba ya. Ya bu neymiş böyle ya? Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Galiba en son senin doğumunda bu kadar heyecanlanmıştım. Yapma babacığım ya. Sen her zaman heyecanlısın zaten her durumda. Ya öyle mi? E tabii. Çok kısa zamanda yavrunu kucağına aldığında beni gayet iyi anlayacaksın. Babacığım tamam bir dur. Önce şunları bir atlatalım. Ondan sonra konuşuruz. Çocuktur, mocuktur, kucaktır. Boş ver. Eşref amca. Ay canım yavrum, hoş geldin. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk. Abi. Hoş geldin. Fırat'cığım, olanları duydum. Çok üzgünüm, inan bana. Eşref amca, teşekkür ederim ama bugün Alper'in günü. Ne yapıyoruz? Vallahi ne yapalım abi, bekliyoruz. Onlar ne derse o. Gelin elini açmıyor. Yakmayın canım o zaman. Ya zaten bu da çok garip bir adet. Öyle değil mi hanımlar? Nedir bu erkeğe adanmış hayatlar? Hiç eşitlikçi değil. Mine Hanım adettendir. Siz gelinin avucuna değerli bir şey koyacaksınız, öyle açacak. Hay böyle düşman başına dönür. Madem herkesin beklentisi de bu. adet yerini bulsun değil mi ama? Aç canım avcunu. Aa taş! Hülya'cığım sen hiç merak etme. Sen, ben, Alper'cim, Eşref'cim bir aile olduğumuz zaman bunların hiçbir önemi kalmayacak canım. Çok güzel düşünmüşsünüz Mine Hanım. Çocuğun avcuna bayağı taş koydunuz ayol. Hayatım Hindistan'dan 7 yıl önce bu bütün ülkeleri benimle dolaşmış bir taş. Ha, belli. Hadi bakalım. Dur şöyle yapalım. Önce evet. Ver bakalım Güneş. Ay annem miniş. Bu olmadan şu işkence bir bitsin de. Sakin. Oldu. Ya abi bunlar ne yapıyor içeride acaba ya? Ne yapacaklar oğlum, eğleniyorlar. Doğru. Bir gidip baksak mı acaba? Eşref amca bari sen dur. Onlar zamanı gelince çağırır. Abi ben duramıyorum vallahi, gidip bakacağım ya. Alper bir dur kardeşim. Merak ettim, ne yapayım abi? Ha? Şunu da takalım. Uzat bakalım elini. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu Güneş. Değil mi? Hmm.
İyi misin? Evet, iyiyim. Sen beni merak etme. Bu gece senin gecen, eğleneceksin. Misafirlerini yalnız bırakma, hadi içeri. Sen de gel hemen. Tamam, hadi. Geleceğim ben, biraz hava alayım. Hadi. Geleceksin, ha? Hı-hı. Hadi git. Aa, hadi hanımlar, oturmaya mı geldiniz? Hadi kızımızın kınasını yapıyoruz, hadi, hadi. Çok güzel olmuş. Bir yere sürme de kurusun. Fulya ablamlara katılmak ister misin sen de? Tamam. Ben de Alper abinlere çerez götüreyim o zaman. Basmaya gelmez. Elin gazı naziktir, elin gazı... Oğlum üstünü buruşturuyorsun ya şöyle, Allah Allah. Ya bana tutmam mısın? Güzel sıkılıyor mu? Tamam güzel, kör bak sen de öyle. Hadi oğlum. Tamam, tamam. Merhaba. Ben Alper'i yalnız bırakmak istemedim de. Ben size kuru yemiş getirdim atıştırmanız için. İçeride her şey normal mi? Her şey normal. Zamanı geldi. Damat nerede damat? Baba geldi. Vallahi zamanı geldi, beni çağırıyorlar. Ne duruyorsun oğlum, hadi. 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 Gidelim, gidelim mi? Hadi. Gel şimdi, geç geç. Selam, merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldin, nasıl olsun? Hayatım. Hatunum. Şey, bırakır mısın? Evet. Evet, damat bey, buyurun. Sıra sizde. Sahne teyze. Hatırladım, tamam. Kıracağım, değil mi? Ben evet. Tamam, hemen kırıyorum o zaman. O zaman... Tamam, kırıyorum ben. Kır. Kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım, paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım, ihanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım, gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim, yeni bir kader çizer miyim? Bu acının söyle yüreğim. La 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 la
gözyaşım, umudumuz yok mu? İyileşir tüm yaralar yaşıyorsak. Buz gelir karanlıklar, bütün dertler. Bir küçük gün ışığı yeter. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede meremi? Söyle. Hazır mısın? Gel hadi. Biraz konuşalım mı güzelim? Gel hadi. Ada hayalimizi hatırlıyor musun? Bence artık onu gerçekleştirmenin zamanı geldi. Eğer kabul edersen kahvaltıdan sonra senin de valizini hazırlarız. Düğünden sonra yarın sabah da yola çıkarız. İstediği zaman seni görmeye gelecek. Şöyle bir hayal et. İstediğimiz saatte uyanıyoruz. Deniz, kum, güneş, kamp yapıyoruz, bisiklete biniyoruz, denize giriyoruz. Çok güzel olmaz mı? Teşekkür ederim. Sen benim hayatımın şansısın. Hadi börek. Hadi bakalım. Ulan yiyoruz. Al bakalım. Fırat, hiçbir şey yemiyorsun. Yeterince yedim ben. Sağ ol. Kızım, kahvaltım bittiyse bize izin verir misin? Fırat'la konuşacaklarım var. Evet, bitti. Size afiyet olsun. Oğlum, Elif'le yollarınızı ayırdınız. Ne dedim, ne yaptıysam fayda etmedi. Artık hakkınızda hayırlısı demekten başka elimden bir şey gelmiyor. Ama bu kızın durumu ne olacak? Hı? Gözü sende. Bir adım at diye bekliyor. Belli ki sana aşık. Sen ne düşünüyorsun? Anneanne, bunu daha önce de konuştuk seninle. Tamam, ben o bebeğe soyadımı vereceğim. Üstüme ne düşüyorsa yapacağım ama hepsi bu. Daha ötesi yok. Son sözün bu mu? Bu. Afiyet olsun sana. Bak şöyle yapalım. Bay Ayı'yı biz götürelim. Bay Tavşan'ı da Fırat seni görmeye gelirken getirsin. Çünkü hepsini alamayız. Hı? Olur mu? Aldım o zaman bunu. Ha, gelinlik ayakkabı bende. Senin kıyafetli ayakkabın da bende. Telefonum nerede? Telefonum nerede? Ne oldu? Telefonumu kaybettim. Hayır. Ay, annesi geciktik ya. Kuaför bizi bekleyecek değil mi? Tabii canım, bekliyorlar. Bekliyorlar kızım. Bekliyor, bekliyor. Eminiz bundan. Tabii tabii tabii. Anne! Ay, ne oldu? Ay, yine ne oldu? Takarım oldu. Git kızım al. Hadi, yok bir şey.
Ay, ay. Bugün hayırlısıyla da bir atlatsak var ya. İnşallah, inşallah. Su aldım. Güneşlenip geliyor değil mi? Onlar kuaföre gelecekler, gelecekler tamam. Gelinlik, ayakkabı, takılar. Gelin de burada. Hadi, hadi koş. Gidiyor muyuz? Hadi anne. Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi. Saniye koş. Hadi. Anneanne. Her şey yolunda mı? Fırat iyi mi? Zamanla toparlayacak kızım. Kolay değil boşanmak. Yarı ölüm gibi. Sizce ben ne yapmalıyım? Yani Fırat için ne yapabilirim? Sabır evladım. Her şeyin başı sabır. Ben yine de bakayım. Fırat. Aa, bir yere mi davetlisin? Hazırlanmışsın. Fulya ile Alper'in düğününe gidiyorum. Ben niye davetli değilim? Sude, dilersen bunu bana değil. Ara Alper'i, ona sor. Olur mu? Tamam canım, önemli değil. Yani kaç yıllık arkadaşım değil mi? Düğününü kaçıramam. Atlamıştır herhalde. O zaman sen beni burada bekle. Ben hemen hazırlanayım. Sana eşlik edeyim. Sude. Hayır. Ben yalnız gidiyorum. Elif, Fırat, gelin gelin. Görüşürüz. Ay, siz şahit değil misiniz? Nerede kimlikleriniz? Unuttuk tabii, pardon. Buyurun. Tamam. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ve balayına nereye gidiyorlar? Venedik. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sana daha önce oraya gitmediğimi söylemiştim. Ama aynı anda oradaydık. Belki de yan yana geçtik. Ben seni görmedim. Görsem kesin hatırlardım. Çünkü insan hayatının aşkını görünce beynine mıh gibi çakılıyor. Ben seninle oraya gitmeyi çok istiyorum. Yani tabii Güneş'le belki birlikte. Fırat, biz yarın sabah Güneş'le gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Ama İstanbul'dan gidiyoruz. Nasıl? Elif, biz... Fırat, ben. Ay! Geliyorlar. Misafirler, bu mutlu geceye her iki aile adına hoş geldiniz diyor ve iyi eğlenceler diliyorum. Nikah akdine başlıyorum. Sayın Fulya Bilgin, Alper Durmaz'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı olmaksızın eş olarak kabul ediyor musunuz? Alper Durmaz, Fulya Bilgin'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet. Evet. Ben de Medeni Kanun'un bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum.
Ayağına bas. Bas, bas, bas. Oh! He işte bak, bak böyle vurursan basarlar. Prenses. Bu ne güzellik. Benle dans mı etmek istiyorsun? Hem de bu kalabalığın önünde. Benim için şereftir. Teşekkür ederim. Buyurun. Hoppa. Teşekkürler dans için. Ah Sekizim ah, beni 20 yaşımdayken görecektin. Öyle bir dans ederdim ki. Bir an dersen de kemik yok mu derlerdi. Lastik gibiydim ben. Birazdan geleceğim yanına. Seninki geliyor. Eşrefciğim. Evet. Çocuğunun annesini dansa kaldırmayacak mısın? Tabii kaldırayım, kaldırayım. Ay canım benim canım. Sen karga ile tilkinin hikayesini okumadın galiba. Ya öyle ağzını açık tutarsa öyle kaparlar adamı. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Ben Zeki Biricikli oğlum. Eşref'in kadim bir dostu ve astrobiyoloğum. Anlamadım. Yani uzayda hayat var mı? Varsa nasıl başladı? Onları araştırıyorum. Var mıymış peki? Onu bilemem. Ama hayat benim için burada sizi gördüğüm an başladı diyebilirim. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Düğünümüzü hatırlıyorsun değil mi? Hangi düğün? Ha bizim düğün. Enteresan bir düğündü evet. Ay değil mi? Çok eğlenmiştik. Hı-hı. Gençtik ama birbirimize çok aşıktık. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sana neden döndüğümü söyledim hatırlıyorsun değil mi? Tabii düğün için oğlunu da özlemiştin ya. Hala anlamadın mı Eşref? Hı? Neyi? İlk geldiğim günden beri sana sinyal verip duruyorum. Dünyayı dolaştım. Ama ben kürkçü dükkanına geri döndüm. Sana döndüm. Yeniden beraber olmak istiyorum. Yani belki de yine öyle bir düğün yaparız ha? Yok 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 hayır. Aa bak tamam öyle bir düğün yapmayız. Basit bir düğün yaparız. Hayır katiyen öyle bir şey olmaz. Ay neden olmazmış canım? Çünkü ben bir başka kadına aşığım. O yüzden olmaz. Şu sadece börek açmakla meşgul ev kadınına, Hülya'nın annesine mi? Bak Miniş, sana evliliğimiz boyunca hep saygılı davrandım. Bundan sonra da oğlumun annesi olarak aynı saygıyı sürdüreceğim. Ama seni böyle konuşmaktan men ederim.
Çünkü o benim sevdiğim ve aşık olduğum bir kadın. Eğer burada bir düğün olacaksa o da Gülümser ve Eşref'in düğünü olacak. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. Saygılarımla efendim. Ben de seni çok seviyorum. Tamam. Sude, sen ne yapıyorsun burada? Dayanamadım, geldim Fırat. Alper benim kaç yıllık arkadaşım Fırat. Ayrıca sana eşlik etmem daha doğru olur diye düşündüm. Senin bebeğini taşıyorum karnımda. Hem belki biz ileride... Sude, bak ne hayal ediyorsan o olmayacak. Şimdi gider misin buradan? Hayır, gitmeyeceğim. Fırat bak, ben seni çok seviyorum, gitmeyeceğim. Anlamıyorsun değil mi? Neyi anlamıyorum? Elif mi? Boşandınız, bitti. Bitmedi Sude ve bitmeyecek. Ben ömrümün sonuna kadar onu seveceğim ve bunu kimse değiştiremeyecek. Sen dahil. Tamam, sok bunu kafana. Hayır. Sude ablan Alper abinle Fulya ablanı tebrik etmeye gelmiş. Şimdi gidiyormuş. Değil mi Sude ablası? Hı hı.
o rengi hiç sevmiyorum. Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz, yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarını bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana güz. Seni sonsuza kadar seveceğim. Seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana gül. Meniş'le konuştuk biraz. Daha doğrusu o benimle konuştu. Ne düğün için ne de memleketini özlediği için gelmiş, biliyor musun? Ne için gelmiş? Benim için gelmiş. Tekrar birlikte olabilir miyiz? Evlenebilir miyiz diyor. Allah mesut etsin. Ah! Ama ben ne dedim biliyor musunuz Gülümser Hanımcığım? Eğer evleneceksem o çok sevdiğim ve aşık olduğum kadın olacak dedim. Aman. Ay ne yapıyorsunuz? Deste izdivacınıza talibim Gülümser Hanım. Ay eşim. Eğer siz de uygun görürseniz. Evet evet çok uygun. Ay. Ay Eşref. Uzatın, uzat elinizi. Ay dur, şurada şey, şunu şöyle yapayım. Ay, ay delirdiniz mi? Ay. Çocukların düğünde olur mu hiç böyle bir şey? Sokun onu cebinize, sokun. E ne olacak peki? Çocuklar balayına gittikten sonra baş başa yemek yeriz. Orada konuşuruz, olur mu? Olur tabii. O zaman dans. Elbette dans. Buyurun. Eşref çok tatlısın.
Burada ne yapıyorsun burada? Oo, aşk adımımız da gelmiş. Nasıldı düğün? Güzel mi? Hı? Suda iyice saçmalıyorsun sen. Bırak şunu da. Ya bir bırak. Madem kimse beni çağırmadı, ben de kendim kutlayayım dedim. Sen de içer misin? Bırak şunu Suda. Hadi odana.
Ya bırak bir. Ne yaptınız büyük aşkınla? Barıştınız mı? Pek bir sarmaş dolaştı. Sude, bırak dedim. Çocuğa zarar vereceksin. Ya bırak beni ya! Yeter! Madem bebek bu kadar senin umrunda, o kadının yanına niye gidiyorsun o zaman? Ya sabahın bu saatinde bunu mu konuşacağız? Hadi yürü odana. Sana bebek bile yetmedi değil mi? Ha? Bebek bile yetmedi sana değil mi? Bebek bile yetmedi. O kadın hep senin aklındaydı. Hep Elif'i düşündün sen. Elif. Uykunda bile onun adını sayıkladın. Sana defalarca söyledim. Bak anlayacağın dilde anlatmaya çalıştım Sude. Ben seni hiçbir zaman sevmedim. Sevmeyeceğim de. Hayatımın sonuna kadar Elif'i seveceğim ve ondan vazgeçmeyeceğim asla. Tamam mı? Bizi terk mi edeceksin? Sude biz diye bir şey yok. Sok artık şunu kafana. Tamam. Ya bebeğimiz. Peki bebeğimiz. Bak ben sana bebekle ilgili bir söz verdim. Yine veriyorum. Ve sözümü tutacağım. Ben hayatımın sonuna kadar bu çocuğun yanında olacağım. Ama hepsi bu. Fazlası yok. Madem öyle... o zaman... olmayan bir şey için de endişelenmene gerek yok. Nasıl? Senin... o zır deli kardeşin yüzünden bebeğimiz yok artık! Sen ne saçmalıyorsun Sude? Özür dilerim. Murat, sana söyleyemedim. Beni terk etmenden, bırakıp gitmenden dolayı çok korktum ama ne olursun. Ben düşündüm tekrar bir araya geliriz diye düşündüm. Ben yine hamile kalırım. Beni bırakma ne olursun. Murat lütfen. Bana bak, dokunma bana bir daha. İstediğim bebeği veririm. Lütfen hamile kalırım tekrar lütfen. Sakın. Murat seni çok seviyorum. Lütfen beni bırakıp gitme. Lütfen sensiz yapamam. O kadına mı gideceksin? Ha? Thank you.
Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir? Her sokakta, her pencerede, baktığı her insanda. Aynada kendi yüzü yerine onun yüzünü gördüğünde ne yapar? Ne kadar uzağa giderse gitsin, gittiği her yere onu da götüreceğini biliyorsa neden gider? Gitmeseydin belki böyle olmazdı. Her şeyin bir rüya olduğunu düşünüyorum bazen. Bütün o yaşananların, o nefretin, kötülüklerin, o içimizi yakan acının, döktüğümüz gözyaşlarının gerçek olmadığını. Daldığımız derin uykudan, yüzümüze vuran gün ışığıyla gülümseyerek birbirimizin kollarında uyanacağımızı biliyorum sevgilim. Eğer sadece bir rüya olsaydı böyle olmazdı. Belki de yanılıyorum. Belki de gerçekten rüyadır. Fulya'ya veda ederken demişsin ki, her şeyden sonra daha iyi anladım. Mutlu olmak için yaşıyoruz. Başka hiçbir şeyin bir anlamı yok. Haklısın sevgilim. Mutluluk, şu kısacık ömrümüzde varmak istediğimiz tek yer olmalı. Hiç varamasak bile. Çektiğimiz acıların bize öğrettiği şey işte bu. Hayat devam ediyor değil mi? Orada bir yerlerde yeni hayatlar yeşeriyor. Birileri gülüyor, seviyor, seviliyor. Güneş her gün yeniden doğuyor. Gece sana veda ederken
Seni son kez gördüğümü nereden bilebilirdim? Ertesi gün, sonraki gün, günlerce, haftalarca bununla yanıp kavruldum. Ağladım, hiç ağlamadığım kadar. Sonra bir gün uyandım ve aslında hiç gitmediğimi anladım. Hep buradaydım. Sen de burada. Ve üçümüz işte tam burada. Nereye gidersek gidelim yanımızda olacaksın. Huzurlu ve aşkım. Bir gün kavuşacağız. O zamana kadar güneş bana emanet. Deniz kabuklarımı topladım. Evet. Çerçeve yapıyorum. Güzel mi? Çok güzel olmuş. Bayıldım. Adamızı sevdin mi?
mutlu musun burada? Ben sana ne demiştim? Sen bana ne demiştin? Benim evim sensin. Benim de evim sensin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Güneş batıyor. Ona el sallayalım mı? Hoşça kal Güneş. Yine görüşürüz. Yapayalnız.